Yaradılış 42. Bölüm. Yosef'in kardeşleri giderler Egipet'e. Üyrenip hani Egipet'te var buğday, Yakov dedi oğullarına. Ne bakırsınız birbirinize? Ben işittim hani Egipet'te varmış buğday. Gidin satın alın hani ki ölmeyelim ağaçlıktan. Da Yosef'in 10 kardeşi yollandılar Egipet'e buğday almağa. Sade Veniamin'i, Yosef'in yöz kardeşini, Yakov bırakmadı gitsin öbür kardeşlerinden. Çünkü korkardı gelmesin oğlunun başına bir bela. İzrail'in oğullarından barabar, Egipet'e buğday almaya geldiydiler başka insanlar da. Çünkü kıtlık olduydu bütün Kanaan toprağında. Yosef Egipet toprağında büyük önderciydi. O herkese buğday satardı. Kardeşler yaklaşıp ona, diz çöküp onun yönünde baş eğilttiler yere kadar. Yosef görüp kardeşlerini tanıdı onları. Ama yaptı kendisini hani tanımıyor. Da sert sordu. Nereden geldiniz? Kanaan'dan buğday almaya geldik, dediler onlar. Yosef tanıdı kardeşlerini. Ama onlar Yosef'i tanımadılar. O aklısına getirdi kendi düşlerini da dedi. Siz göççüysünüz. Geldiniz yürenmeye toprağımızın yufka yerlerini. Aman çorbacı, dediler kardeşleri. Biz senin çırakların geldik yiyecek satın alma. Hepsimiz bir babanın uşaklarıyız. Doğru insanlarız. Biz senin çırakların değiliz göççü. Yok, dedi Yosef. Siz geldiniz yürenmeye toprağımızın zayıf yerlerini. Biz senin çırakların 12 kardeşiz, dediler onlar. Hepsimiz Kanaan toprağında yaşayan bir babanın uşaklarıyız. Küçük kardeşimiz babamızın yanında kaldı. Biri de kaybeldi. O zaman Yosef dedi. Nice söyledim, yöle de var. Siz göççüysünüz. Ama biz sizi deneyeceğiz. Yemin ederim Faraon'un adınla. Küçük kardeşiniz gelmeyince siz buradan çıkamayacaksınız. Aranızdan birini yollayın getirsin kardeşinizi. Öbürleriniz de burada kapalı kalacaksınız. Bakacağız anlattıklarınız doğru mu olsa değil mi? Yer değilse sayılır siz göççüysünüz. Yemin ederim Faraon'un adınla. Yosef kapadı onları 100 güne kapana. 3. günü dedi onlara. Yaparsanız yöle nasıl diyeceğim, canınızı kurtararsınız. Çünkü ben korkarım Allah'tan. Eğer siz hakkına doğru insanlarsanız, koğaranızdan biri kalsın kapanda. Öbürleri de açlık çeken evdekilerinize buğday götürsün. Sonra küçük kardeşinizi bana getirin. Eğer söyledikleriniz aslı çıkarsa, o zaman yölümden kurtulursunuz. Kardeşler yöle de yaptılar. Kardeşimize yaptıklarımız için bu bize bir cezadır, diyerdiler onlar birbirine. Biz gördük onun can ziyetlerini ama acımadık onu. Makar ki o yalvarardı bize. Bu betere başımıza bela geldi. Ruvim onlara dedi. Demediydim mi size zarar yapmayın çocuğa? Ama siz seslemediniz. Şimdi biz cevap ederiz onun kanı için. Bilmeyerdiler kardeşler. Hani Yosef anlar onların lafını. Çünkü Yosef laf ederdi onlarla çevirici aşırı. Yosef çekildi bir tarafa da girişte ağlama. Sonra dönüp gene laf etti onlarla. Aralarından Simeon'u alıp kardeşlerinin gözü önünde bağlattırdı onu. Sonra buyurdu hizmetçilerine, doldursunlar onların torbalarına buğday. Her birinin gümüşünü koysunlar geri onun çuvalına. Hem yol için versinler yiyecek. Böyle de yapıldı. Kardeşler yükledi buğdayı yeşeklerine, çıktılar yola. Açan konaklandılar gecelemeye değini. Onların birisi, çözüp torbasını aniki alaflama yeşeğini, gördü kendi gümüşünü. Para torbanın ağzındaydı. Gümüşümü geri vermişler, dedi o kardeşlerine.
birlikte torbamda. Onların yürekleri koptu. Titreyerek onlar başladılar sorma birbirine. Ne getirdi bizim başımıza Allah? Dönüp Kanaan toprağına, babaların yanına, kardeşler anlattılar ona ne geldi başlarına. Egipet'in yöndercisi laf etti bizimle sert, nice göççülerle. Ama biz dedik ona, biz doğru insanlarız, değiliz göççü. Hepsimiz bir babanın uşaklarıyız. 12 kardeşiz. Biri kaybeldi. En küçüğü de Kanaan toprağında babamızın yanında. Ama o toprağın yöndercisi bize dedi. Doğru olduğunuzu ben bile anlayabilirim. Birinizi burada yanımda bırakın. Kalanınız da alın bu odayı da götürün ağaçlık çeken evdekilerinize. Küçük kardeşinizi de bana getirin. O zaman ben inanacağım. Hani siz değilsiniz göççü ama doğru insanlarsınız. Kardeşinizi geri vereceğim. Hem izin vereceğim alışveriş yapasınız bütün bizim toprağımızda. Boşaldıp torbalarını herkesi buldu torbasında kesesini gümüşlen. Görüp keseleri hem kendileri hem babaları korktular. Siz beni uşaksız bırakırsınız. Dedi onlara babaları Yakov. Yosef yok, Simeon yok, Veniamin'i alırsınız. Hepsi belalar benim başıma. Ruvim cevapladı babasına. Benim iki oğlumu öldür. Yer getirmeyersem geri Veniamin'i. Ver onu bana. Ben getireceğim onu sana geri. Ama Yakov dedi. Oğlumu sizinle yollamayacağım. Çünkü onun kardeşi öldü. O yalnız kaldı. Yer yolda onun başına bir bela gelerse, bu kahırla siz benim beyaz başımı öbür dünyaya götüreceğiniz.